Bal şerbeti bal gibi değil. Bal icabında bağırsaklara ulaşırsa kandidayı besleyebilir. Fakat şurubu direkt emildiği zaman ne yapıyor? Bütün sistemi harekete geçiriyor. Kandidaya karşı bile etkili. Yani kandidayla temas etmiyor. Kana karıştığı zaman bütün sistemi T hücresi, B hücresi, makrofajı harekete geçiriyor. Zamanla kandidayı bile yok ediyor o kadar. Evet, biz bununla ilgili çok detaylı geniş bir çalışma yaptık ve yıllarca bal yemeyin dedik. Şimdi bal şerbeti içebilirsiniz diyoruz. Nereden nereye geldik? Bal tükettiği zaman kandida olan kişi kandidayı besliyor. Kanda glikozla beslenir. Ama şerbet olduğu zaman bağırsaklara, özellikle kanda mantarı kalın bağırsak olur. Daha ince bağırsağa bile ulaşmadan emildiği için midede ne oluyor? Direkt sisteme giriyor. Evet. Görme zafiyetine karşı etkili. Peygamberimiz bir hadisinde gözümü aydınlatır diyor. Zihnimi berraklaştır diyor. Yani üzüntü, sıkıntı, strese karşı etkili diyor. Birçok hadis var bununla ilgili. Evet. Balla ilgili çok çok. Daha çok duyacağız. Çünkü balla ilgili içerideki yaraları, dışarıdaki yaraları tamir ediyor. DNA tamir ediyor. Birçok özelliği var. Bu konuda çok konuşacağız. Evet. Anzer'e gittik. Anzer yaylasına. Balın yetiştiği yöreyi gördük. Orada yetişen bitkiler biraz farklı. Endemik yapısından dolayı çok çok enteresan bir bal, anzer balı. Evet, 14-15 çeşit baldan oluşan bir bal şerbeti ürettik. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da ilk ben yaptım diyebilirim dünyada. Bal şerbeti üretiyoruz. İlaç gibi bitki çayına katıyoruz. Bitki çayı acı acı içiyorduk. Artık acı acı içmeye gerek kalmadı. Bal şerbeti var. Veya sıcak suyla içiyoruz. Nasıl isterseniz öyle içebilirsiniz. Günde 2-3 defa yemekten, kahvaltıdan 15-20 dakika önce bal şerbetinden bir miktar, bir bardak sıcak suyla çayla karıştırıp içiyoruz. Bir miktar 2 çorba kaşığı, 1 çorba kaşığı kişi kendine göre ayarlayabilir.